Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıf kazanım kavrama testlerinden 14. test olan temel kavramlar ve açılar konusunu çözeceğiz. Evet, soru 1. Şekilde AOB noktaları doğrusal, AOK ve KOE birbirine eşit, DOC ve COB açılar birbirine eşit, KOD 100 derece, EOC 110 derece olduğuna göre EOD kaç derecedir diye sormuş. X diyelim. Y diyelim. Bu açımıza da Z diyelim. Bakın bizde vermiş olduğu bir ifade var değil mi? Öncelikli olarak iki açımızın toplam 180 derece olduğu için 2X artı 2Y artı Z eşittir 180. KOD bakın KOD KOD yani X artı Z eşittir 100. EOC açısı Z artı Y eşittir 110. Burada ne istiyor arkadaşlar? EOD yani Z kaçtır diye soruyor değil mi? Z kaçtır demiş. Şimdi bu ikisini 2 ile çarparak alt alta toplayalım. 2x artı 2y artı 4z'yi z artı 3z diyelim. 200 artı 220 dedik. Buradan x artı y artı z 180, 2x artı 2y artı z 180 değil mi? 180 artı 3z eşittir 420. Buradan 3z eşittir 180'i 420'nin tarafına attığımız zaman ne olması lazım arkadaşlar? 240. Buradan z eşittir 80 sonucunu elde etmiş oluruz. Doğru yanıtımız Edirne. Soru 2. Şekilde AB ile CD paralel, AP ile DG paralel. Şimdi bu paralelliklere baktığımız zaman buradan öncelikli olarak Z kuralı var değil mi? Bakın burada bir Z kuralından bu açımız ne olsun? 40. O açı 40 ise iki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için D açısı 70 eksi 40'tan 30 derece oldu mu? Evet. DG ile AF de birbirine paralel olduğu için hemen şu kuralımızı hatırlayalım. Burası alfa ise burası 180 eksi alfayı değil mi? Yani toplamları ne olması gerekiyor? Buradan 120 ise 110 artı 30'dan 140. Öyleyse bu açımız 40 derece. Bizden ne istiyor? DAF. DAF açısı 40 derece elde etmiş oluruz. Doğru yanıtımız Denizli. Bir üçgenin iç açıları 3, 5 ve 7 ile orantılıysa o zaman 3K artı 5K artı 7K eşittir 180'den. Buradan 15K eşittir 180, K eşittir 12 elde etmiş oluruz. Yani 180'i 15'e böldüğümüz zaman 12'yi bulmuş oluruz. Peki devam edelim. Bu üçgenin en büyük dış açısını ölçtü. Eğer K12 ise açılardan birisi 36, diğeri 60, diğeri de ne oldu? 84 derece oldu. Peki aynı açıların dış açılarını bulalım. Toplamları 180 olacak. Yani birbirini bütünleyen açılar olacağı için 144, 120 ve 96. Öyleyse en büyük dış açının ölçüsü 144 derece olacak. Doğru yanıtımız Bursa. Şekilde ABC üçgeninde eşit açılar verilmiş ve buradan ABC açısı soruluyor. Öyleyse şöyle yapalım. Buraya A diyelim. A. C diyelim. C. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit miydi? 2A artı C 115.
Aynı şekilde A artı 2C eşittir 95. Taraf tarafa toplama yaptığımız zaman 3 parantezinde A artı C eşittir 210. Buradan A artı C eşittir 70. Bizden ne soruluyor? ABC açısı. Yani bu açımız soruluyor. Bu açı ne olsun? X olsun. Peki büyük üçgeni düşündüğümüz zaman 2A artı 2C artı X eşittir 180 derece değil mi? Evet. A artı C 70 ise burası 140 oldu mu? Artı X eşittir 180'den X eşittir 40 derece bulmuş oluruz. Doğru yanıtımız B şıkkı. Şekilde ABC eşkenar üçgeninde X, BADX ve BDA X artı 40 olduğuna göre CDA kaç derecedir? Eşkenar üçgen ise eşkenar üçgende bütün kenarların açıların ölçüsü birbirine eşit değil mi? 60, 60, 60. Bu açıda 60 olduğuna göre öyleyse burada kalan bu açımız 60 eksi x oldu mu? Evet. A, C, D üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açıyı veriyor. 60 artı 60 eksi x eşittir x artı 40'dan. Buradan 120'den 40 çıkartırsak 80 eşittir 2x, x eşittir 40 elde etmiş oluruz. X açımız, x'in derecesi 40 ise ne istiyor bizden? ADC yani burayı istiyor. X artı 40'tan burası 80 değil mi? Evet. O zaman bu kısımda 100 derece olmuş olur. Doğru yanıtımız Ceyhan. Şekilde ABC üçgeninde BF ile CD'nin kesişim noktası E noktasında kesişiyor. ACD açısıyla bakın burada bir ACD ile DCB ne var burada bir? Açıortay var. Evet. BD ile DE. Hemen BD ile BE birbirine eşitmiş. Olduğuna göre ne diyor? PBC kaç derecedir? Burası x olsun. Burası da x olsun. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verecek mi? Evet. Burası x artı 40 olsun. Bu açımızda x artı 40 olur. Peki. Başka ne vermiş? Bakın. A, C, D ile D, C, B'yi vermiş. B, D ile B, E birbirine eşit. Evet. BAC 40. Öyleyse FBC'yi soruyor. Şimdi burası bir dış açı mı? Evet. Sorduğu açı neresi? FBC. Burası da ne olsun? A olsun. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verecek mi? X artı A eşittir. X artı 40 uzunluğunu verecek, ölçüsünü vereceği için x'ler birbirini götürür. A eşittir 40 derece elde etmiş olur. Doğru yanıtımız D şıkkı. Şekilde ABC üçgeninde DH BC'ye eşit. BH HC'ye eşitmiş. DH BC yedik. DB ile AC birbirine eşit. Hemen orayı yapalım. DB ile AC birbirine eşit. İkizkenar üçgeni hatırlayalım. İkizkenar üçgende eğer tabanı iki eş parçaya bölen dik varsa buradan çıkan sonucumuz neydi? Değil mi? Buradan çıkan sonucumuz şuydu. D'den C'ye birleştirirsem eğer bir ikizkenar üçgen oluşacak. Öyleyse burası da buna eşit oldu. Peki. Buradan değerlerimizi yazalım. Burası x olsun. O zaman burası da x değil midir? Burası x ise burası y olur. Burası da y olur. İkisini topladım. Burası 2x olur. A açısı da 2x. İki iç açını toplam bir dış açıydı. Buradaki açımız ne oldu peki?
60 eksi x. Buradan D, C, A üçgenine göre 2x artı 2x artı 60 eksi x eşittir 180'de. Buradan 3x eşittir 120, x eşittir 40 sonucunu bulmuş oluruz. Bize ne istiyor? B, D, H isteniyor değil mi? Peki B, D, H isteniyorsa eğer buradan x eşittir 40 derece ise x artı y 90 olacağı için y eşittir 50 dereceyi bulmuş oluruz. Doğru yanıtımız A şıkkı. Soru 8. Şekilde ABC D üçgeninin ABC üçgeninin BD ve DA birbirine eşit. Hemen yapalım. BD ile DA birbirine eşit. AE ile de EC birbirine eşit. Öyleyse buraya x dersek bu açıda x. C açısına y dersek bu açımızda y. Buradan 2x artı 2y artı 50 eşittir 180'den ABC üçgenine göre yazdım. Buradan iki parantezinde x artı y eşittir 130, x artı y eşittir 65 oldu. Ne istiyor bizden? CAB yani bu açı. Bu açı neydi? X artı y artı 50. Buradan x artı y yerine 65 yazarsam o da eşittir 115 sonucunu elde etmiş olurum. Doğru yanıtımız C şıkkı oldu. Soru 9. ABC üçgeninde B, D, E ve C noktaları doğrusal. Evet. AC B'nin ölçüsü. Bakın. AC B'nin ölçüsü. D, AE'nin iki katı. Öyleyse bu açımız 30 derece. ABC'nin ölçüsü EAC'nin bakın EAC öyleyse bu açımız ne oldu? 25. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verdiği için buranın ölçüsünü bulduk mu? 85. Burayla burayı topladım. 115 yapar değil mi? 30 artı 85'ten o da eşittir 115. Öyleyse bu açımız ne oldu? 65. Peki ADE üçgeninde kenarların oranları soruluyor değil mi bana? Genel kuralında neydi? Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar. Öyleyse en büyük kenar ne oldu? AD. Büyüktür. Sonra AE büyüktür DE. Yani en küçük kenar DE olmalıdır. AD, AE, DE. Öyleyse doğru yanıtımız nedir? Görüldüğü üzere A şıkkında doğru yanıtımızı gördük. Soru 10. Şekilde ABC üçgeninde AB 3x artı 1, ACX, BC 7. Çevresi en büyük tam sayı değeri. Şimdi kenarların tam sayı olma zorunluluğu yok. Üçgen eşitliği kuralından. İkisinin toplamı 4x artı 1, 7'den büyük olacak, farkı 2x artı 1 oldu değil mi? 3x artı 1'den x çıkartırsam 2x. Öyleyse bu iki işlemi ayrı ayrı yapalım. Öncelikli olarak 2x büyüktür 6, küçüktür 6, x küçüktür 3. X 3'ten küçük sayılar. Bir de buradan işlem yapalım. 6 küçüktür 4x, x büyüktür 3 bölü 2. Bunu ifademde yazdığım zaman x 3'ten küçük, 3 bölü 2'den büyük sayılar oldu. Peki, benden ne istiyor? Çevre. Çevre neydi? 4x artı 7 artı 1'den 8 değil mi? Kaçtır diye soracak değil mi? Öyleyse bu işlemi şu şekilde yapıyorum. 4 ile çarpıyorum her tarafı. 4 ile çarptığım zaman 6 4x 12.
Her tarafa 8 ekliyorum. 8 eklediğim zaman neydi bu? Şimdi çevre diyelim şuraya. Çevre 4x artı 8. Her tarafa 8 ekledim. 14. 4x artı 8 ve 20. Bakın 4x artı 8 elde ettim. Öyleyse en büyük tam sayı değeri 20'den küçük en büyük sayı nedir? 19 santimetreyi bulmuş olur. Doğru yanıtımız Denizli. Buna göre ABCD üçgeninin çevresinin alacağı en büyük tam sayı değeri. Bakın buraya AC'ye X diyelim. Buraya Y diyelim. Buraya da AE'ye de Z diyelim. X ifadesi 9'dan küçük, 1'den büyük sayılar. Y ifadesi 17'den küçük, 1'den büyük sayılar. En büyük ifadeyi sorduğu için ben en büyüğe göre yapıyorum değil mi? Buradan X artı Y Z değil mi? O zaman Z ifadesinde X'imi topladım. 26'dan küçük sayılar. Bizden ne istiyor? Çevrenin alacağı en büyük değer. Öyleyse bu ifadeyi hepsini alt alta topladığım zaman x artı y artı z küçüktür. Bu ifadeyi topladığım zaman ne olur? 26, 52. O zaman çevre yani A, E, A, C, E üçgeninin çevresi x artı y artı z en büyük ne olabilir? 52'den küçük en büyük sayı 51. Doğru yanıt Bursa'dır. Eğer sorumuzda her bir kenar tam sayı demiş olsaydı öyleyse sonucumuz farklı çıkardı. Tam sayı olan değerleri bulurduk. Soru 12. Evet. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi bir üçgenin kenar uzunluğu olamaz? Üçgende kenarlarla üçgen olabilme kuralına baktığımız zaman bir üçgen düşünelim. Bir üçgen düşündüğümüz zaman değil mi? Bir üçgenden evet bir üçgende kenar oranlarımız vardı değil mi? Neyse arkadaşlar bir üçgen düşünelim. X, Y ve Z olsaydı değil mi? Kuralımız neydi? Z x artı y'den küçük, x eksi y'den büyük olmalıydı. Burada bakıyorum arkadaşlar herhangi ikisi diğerinden büyük olması lazım toplama. Topladım 5'ten büyük, üçgen olabilir. Topladım büyük olabilir. 4 ile 4 topladım 8. Arkadaşlar görüldüğü üzere C şıkkı bir üçgen belirtmez. Evet arkadaşlar 5 ile 5 topladım 10 büyüktür. 5 ile 11 topladım 12 büyüktür. Evet arkadaşlar testimiz bitmiş bulunmakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.